Arkadaşlar hoş geldiniz. Sizleri heyecanlı bir mücadeleye götürmek istiyorum. Beyazlarda Geri Kasparov, siyahlarda Hikaru Nakamura oynuyor. Chess 960 turnuvası ile beraber Kasparov bir kez daha satranca geri dönmüş oldu. Aslında senelerdir bunu yapıyor ama sadece Blitz ve Rapid turnuvalarında oynuyor ve özellikle son zamanlarda sadece Chess 960 oynuyor. Yani satranç tahtasının değişik bir şekilde dizildiği bir yapıyı aslında oynuyorlar. Bobby Fischer önermişti ve sonralarında Amerika birazcık daha turnuvalarla beraber bunu yaşatmak istiyor. Şimdi böyle bir konum var. Kasparov aslında bu durumda birazcık avantajlı. Çünkü dikkat ederseniz buradaki D piyonu artık vezir olmaya çok yakın ve çok az bir süreyle her iki tarafında 20-30 saniyesi var. Kasparov burayı kazanmaya çalışıyor. D6 harika bir hamle. Hem D piyonu artık D8'e çok yakın hem de burada vezir A5 istiyor açmazdan dolayı ama ona karşılık da vezir C2 ve şah G2. Burada şah G3'ten sonra E3 oynanıyor. Eğer siz vezir A5 alırsanız burada istediğiniz gibi bir devam yolu olmuyor. Çünkü burada vezir G2'ye de çok iyi bakıyor. F2'ye de bakıyor. Şahınızı buradan kurtaramıyorsunuz. Ve burada bizlere satranç bilgisayarı harika bir hamle gösteriyor. Kasparov net olarak kazanıyor diyor. İşte o kazanç. Kasparov burada fil B6'yı bulamıyor. Enfes bir feda. Şah B6. Burada vezir B5. Şahın gidebilecek hiçbir yeri yok. Dikkat ederseniz o D6 sürüşü şah C7'yi kesmiş oldu. Şah A7. Vezir burada A5'e gidiyor. Şah B8. Burada istediğiniz gibi normalde şahlayabilirsiniz belki ama daha da iyisi var. Vezir C7 var. Vezir takası burada değiştikten sonra artık bu piyonu ya da bu piyonu F veya G'yi tutamıyorsunuz ve FG6, F7, E2'ye burada şah F2 var ve buradaki artık F8'i tutamadığınız için burada geri Kasparov kazanırdı. Aslında birazcık süresi olsa tam Kasparov'un böyle bulmayı sevdiği hamlelerden ama çok az süresi olduğu için burada mecburen vezir E3 aldı ve oyun tekrardan berabereye dönmüş oldu. Vezir G2, şah F4 ve vezir H2'den sonra vezir G3. Tabii ki buradaki piyonu bırakmak istemiyorsunuz. Vezire ancak kapatabiliyorsunuz. Vezir D2 oynandı. Şimdi şah E5'e gitti. Hem riskli bir yer çünkü dikkat ederseniz burada filin de çaprazı olduğu için şahı buralara giremiyorsunuz. Girebilseniz zaten bu piyon çok rahat bir şekilde vezir olacak ama olmuyor. Vezir A2 oynandı. Beyaz karelerde tabii ki istek var. Vezir E6 devamında buradaki piyonun düşmesi söz konusu. O yüzden şah F4 hemen burada vezir D5 oynuyor. Ve buradaki şah D4'ü korumak için de Kasparov şah E3 oynadı. Ama Nakamura hemen kandırıyor kendisini. Vezir E4 var ve vezir E4'ten sonra şah burada fili koruyabilecek herhangi bir yere kaçamıyor. Ve şah F2'den sonra vezir D4'ü gören Kasparov yıkılıyor. Şah F1 fil E4'ü de oyunu terk ediyor. Kasparov 6 oyun oynadı ve 6'sını da kaybetti. Kariyerinde böyle bir turnuva yok. Küçükken bile böyle bir turnuva oynamamıştır bu kadar kötü ama şuradaki konuma bakın. Yani E3'ten sonra fil B6'ya belki de fantastik bir başlangıç yapabilirdi turnuvaya ama olmadı ve 6'da 0'la beraber Kasparov, bu çünkü ikinci turda oynanıyordu. Kasparov 6'da 0'la çok kötü bir psikolojide oynamaya devam ediyor. Bugün 3 oyun daha var. Ve umarım tabii ki 9'da 0 olmaz ve biz de Kasparov'un güzel oyunlarından bir tanesini bu kanalda da incelemiş oluruz. Sabo Satranç kanalına abone olmayı unutmayın ve yeni videolarda görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın. Bay bay.